O zaman merhaba Güreş Türkiye. Geçen Raw'daki gibi yeni yayınımız SmackDown'a hoş geldiniz. Biri bırak şimdi. Hoş geldin Daner. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi ya, dün katılamadık radyoya. Dedim Aramızda bir telafi edin. Hikmet Zeybek var. AJ Styles ve kardeşim. Sen nasılsın? Şükür iyiyiz işte ya. Aynı devam ediyoruz. Bana Sana sövmek. soralım Ege. Sen nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. Kafam rahat, sırtım pek güzel yani. Şimdi o zaman Loce'yi okuyalım bir, gönülleri kırılmasın. Fatih Yılmaz 3, Kevin Owens Co, Sination Guy, Dark Lord 1905, Hikmet zaten yanımızda, Punk City de öyle. Mert Demirağ, Kuzey Müküz, AJ Kevin Owens Chris Jericho 111, Salih Balcı, Tolga Nizamoğlu, Mert Gümüş, Hutoğlu, Zigzag, Sefa Çöpü ve 3 tane de anonymous üye. Kadro böyle yani. Yavaş yavaş dolar herhalde Nabar'ı yenileyince. Gerçi bu SmackDown'da neyi konuşacağız zaten yani? Çok sıkıcı bir şov değil miydi şimdi? Aynı senin gibi bir şey oldu. Ya bir resmen Dolph Ziggler gibi bir şey oldu yani, çöp. Doğru. Doğru. Doğru vallahi bir şey. O zaman önce şu seyircilere söz vermiştik. Şu Rosemary Sexy Star olayını. Ona bir değinelim isterseniz. Siz duydunuz mu olayı? Duyduk Ben canım. duymadım. Olay şu. Ne olmuş? Şimdi GPW AAA diye bir şirketle anlaşması var. Rosemary'de işte o anlaşma gereği maça çıkıyor. Sexy Star'la maça çıktı. Maçın sonunda Sexy Star, Rosemary'i kasten sakatlama yönelik hareket yaptı. Kolunu sakatladı Rosemary'nin. Olay bu yani. Sonra ne oldu? Sonra işte bayağı tepki çekti. Rosemary açıklama yaptı işte, yalan söylüyor, yalan söylüyor falan filan dedi. Olayın aslını açıkladı bilerek hareketi sert yaptığına. Olay bu yani. Mevzu bir yani. Ne diyorsunuz? Ya ben olayı görmedim. Yorum yapmam pek mantıklı olmaz ama yaptıysa ayıp etmiş yani. Terbiyesiz. Ahlaksız, öyle yapılır mı? Onun videosunu da Loce'ye salalım. Ben şöyle bir açıklama getireyim. Forumumuzun nadir Global Force izleyenlerinden biri olarak. Gerçi bu pek onunla da şey, alakalı değil de. Bu Sinistar'ın şeyi vardı daha önceden. Bir Taya Valkyrie var ya. Lucha Underground izleyenler bilir. Onunla bir meselesi vardı işte, böyle kemer apar topar Taya'nın elinden alındı. Aynı gece bu kadına falan verildi. Hani güreşe dönüş muhabbeti falan. Yani bu kadında biraz böyle bu tip şeyler var. Olaylı birçok şeyi var işte. O yüzden Aynı de Alberto Del Rio gibi. sayılır. Zaten bu AAA dediğimiz şirket bu Lucha Underground'ın yapımcısı gibi bir şey. Hani güreşi sağlayan şey. Alberto Del Rio da bir ara bunlardandı Ben zaten. Sexy Star'dan Lucha'dan biliyorum. Lucha'da güreşmişti Hı. değil mi? Hepsi orada, yani çoğu orada güreşiyor zaten buradaki adamların. Televizyon şovunda. İşte ya yani böyle ben şaşırmadım açıkçası bu haberi görünce. Yani zaten hareketin yapılışında falan görenler bilir. Bildiğin kolunu almış, halletmiş, eline vermiş diyeyim öyle. Çok da ayıp etmiş zaten. Ya yani bir güreşçiye yakışmamış. Yani amacı neydi ki acaba sakatlama yönelik takılmasında? Ya yanlışlıkla da değil yani. Resmen kadını biçmek istemiş yani Sexy Star. Bilmiyorum ya, ben tam anlayamadım yani, amacını da anlayamadım çünkü maç heyecanıyla olsa desek, hani maç heyecanıyla da değil, çok basit bitirilecek bir arm var herhalde.
Sadece şey yapacak, pes edecek yani, bu kadar. Bu arada chatbox'ta aralarında ne vardı ki falan diyenler var herhalde. Kıskanmış demiş Sefa da. Sefa gene güldürmeye devam ediyor. Ya olabilir yani, böyle bir ilgi milgi olduysa belki öyle bir ihtimaller doğmuş olabilir. Neyse geçelim ya. Loca Ambrose konuştu ya. Ambrose'un neyse şurada söylemek istemiyorum. PG'deyiz. Mert bence yavaştan şova geçelim. Mert Gümüş konuşulacak aynen adam mı demiş. Rene Young'a sor, o daha iyi bilir diyorum. Liseli cevabıyla geçiyorum. Ay. Bu leş şovu ben moderatörlüğünü Daner Önem'e bırakmak istiyorum. Daner. Ben de kabul etmek istemiyorum. Sadece yorumlamak istiyorum. Abo. Hikmet yapsın o zaman. Hikmet yapsın. Ben nasıl becereceğim oğlum? Ben daha doğru düzgün konuşamıyorum Allah'ını seversen. Tamam o zaman. Lege yap. Top bana kaldı. Evet, gene işte gene bu şampiyon işte Jinder Mahal klasik geldi ringe işte. Yani o kadar anlatırken sıkılmaya başladım şimdiden. Benim milletim, benim şampiyonum. İşte kendi dilinde konuşuyorum. Klasik laflar. Bu sefer değişiklik olarak şey, Sikler ayak öpmeye çalıştı Jinder'ın. Tövbe estağfurullah, tövbe. Bildin, eğildiler, ayağı böyle öpüyorlardı, Nakamura geldi. Hemen Mahal'a daldı, 2015 SmackDown tadını aldık direkt. Ondan sonra işte Reddy geldi, bu Sikler'le beraber Mahal dövünce. Sonra da Rusev geldi, takım maçına hazırlık işte. Ya farklılaştırmaya çalışıyorlar da ben hala keyif almıyorum kendisinden, Mahal'dan. Ama Singh Brothers'da böyle bir kaypaklık sezdim. Muhtemelen kemeri kaybetmesinin sebebi Singh Brothers'da olabilir, bilmiyorum. Çok sürpriz olmaz yani benim için. Evet, son şovda gördüğüm tripler yani onu gösteriyor. Mesela low blow bile kemeri kaybedebilir, bilmiyorum. Böyle şeyler olabilir yani, hazırlıklı olduğunu demek istiyorum. Keyif almadım ama çok da kötü bir segment değil de. Rusev çok karizma duruyor bu arada ya. Rusev'e şu kemer çok yakışırdı yani. Ya dediğim gibi tam 2015 SmackDown yani, açılışta bir face gelir, healer iki kişi saldırır, sonra muhtemelen ya Roman Reigns ya Dean Ambrose bunu diğerini kurtarmaya gelir, takım maçında da gömerek kazanırlar. Yalnız hı-hı, o 2015 SmackDown'lar ne rezaletti ya. Oh, katılıyorum. Bu hele şu şey dönemleri, bu Roman Reigns ile Sheamus'ın kemer için mücadele ettiği dönem. Abo. Ağlıyordum o zamanlar. Neyse konuya girelim işte. Klasik. Senin dediğin gibi Ege. Çok eğlenceliydi. Mani. Ha, çok eğlenceli bir promo kesti. Hani dünkünün bile yani dünkü malum Cena Reigns promosunun böyle 20 katı daha iyisiydi bence. Hatta Mahal finisher'ını adı gibi yapıyor yani. Finisher'ın adı gibi yapıyor. Takdir ettim onu da. Neyse işte ya, bu biraz da bu gecenin ana mücadelesini pekiştirmek için yapılmış bir segment işte. Sona bağlayacaklardı herhalde. Bugün de Mahal'dan sıkıldık diyelim kısacası. Daha çok sıkılmak değildi, utandık. Ben utanıyorum şu anda. Daner sen ne diyorsun? Abi sıkılıyoruz mıkılıyoruz ama 100 günün üstünde bir title reign yaptı. Gerçekten inanılmaz ya. Neyi zorluyorlar bilmiyorum ama. Hala şey farklılaştırmaya çalışıyorlar. Gene olmuyor abi. Hiçbir şey yani, bilmiyorum. Ben hiç keyif almıyorum. Tamam, bu azap gibi segmenti geçelim o zaman. İnsanın hı-hı içinden bile gelmiyor konuşası. Yanlış mıyım? Öyle. Haklısın. Şimdi en azından biraz daha böyle mutlu edecek bir maça gelelim. Ascension vs. Gelelim. Gelelim mi? Gelelim. Mehmet Dinler hoş geldin. Hoş geldin Mehmet. Yayına katılamadığım için özür dilemeye geldim. Şimdi tekrar gideceğim, saat geç olmuş zaten. Tamam. kusura bakmayın, bugün başka işlerim olduğu için yayına katılmadım. Tüm Güreş Türkiye camiasından özür diliyorum. Acaba main event bok gibiydi, o yüzden de şey, çok konuşmaya gerek yok yani. Hoşçakalın. Açılışı da bir yer şöyle de öyle git. Gitti bile ya. Açılışı yerdi işte, gördün mü? Yorumu buydu açılışı. O zaman yeni takımın deneme sürüşü adlı konuya geçelim. Chad Gable ve Shelton Benjamin yeni takımımız.
Yani gördüğüm kadarıyla işte Shelton Benjamin hala 2009 tadında, formunda, hiçbir şey kaybetmemiş. Hala muazzam güreşiyor. Ya tabii o şey, ben geçen hafta da dedim, benim gördüğüm WWE ringçi olarak en alt tek 5 isminden biri bence. E tabii eski şeyi yok, hızlılığı yok ring içinde ama hala izlenilebilir, keyifli bir ring içi var. Gerçekten Shelton'un dönmesine çok sevindim ben. Ya iyi bir ikili olurlar mı bilmiyorum ama Shelton'u izlemek çok zevkli oluyor ya gerçekten. Daha uyumu farklı da bir sağlayamadılar bir de. Hı-hı. Uyumlu olsalar neler yapacaklar ben düşünmek istemiyorum demeyeyim. Düşünmesi bile güzel diyeyim yani. Vallahi ben bu maça biraz şey yaptım da, göz attım da, hani Benjamin bayağı enerjikti, hani bayağı güzel bir mücadele sergiledi. Hani ben temposunun bu şekilde olmasını falan beğendim. Çok fazla izlemediğim için önceki dönemlerde, zaten yaşta bayağı küçüktü o zamanlar. Hani çok da ne izlediğimi de pek anlamıyordum. Hani ilk izlenim gibi düşünürsek bence hani şu anki SmackDown'ın durumunda ilk sıradan bir adam kazanmış gibi duruyoruz. Hani atletizm olarak, şey olarak, böyle belki senaryo bakımından nasıl hala bilmiyorum ama rol kısmında nasıl bilmiyorum ama ring içinde haftalık show seviyesine göre keyifli bir adam olacağı açık yani. O zaman geçelim ya. Arka alanda bir tane segment var. İşte Baron Corbin, gene biliyoruz. Sıkıcı herif gene geldi. Zeynep'le konuştu. AJ Styles'ı Open Challenger'a cash'in yapacağını söyledi. Yeni şampiyona bakıyormuşuz. Öyle dedi kendisi. He bakıyoruz Corbin diyorum kendisine buradan. Direkt maça bağlayayım hatta bunu. Bağla bağla. Aynen, en temize. İşte AJ Styles biraz ringde konuştu, kral ringde konuştu yani, muazzam bir şekilde. Open Challenge'ı başlattı, Ty Dillinger geldi 10-10-10 yaparak. Sonra Corbin saldırdı Dillinger'a. Ama Dillinger Corbin'i saf dışı bırakıp maçı başlattı. AJ Styles temiz, güzel bir şekilde yendi, pes ettirdi. Corbin de delirdi, şans alamadığı için. Stars ekibi baktı ama bir faydası yok yani sonuç itibariyle. United States kemerinde Baron Corbin'i göreceğimiz kesinleşti gibi şu anda. Ne yazık ki. Aynen öyle. Yani bunu başka bir şeye bağlamayacaklar gibi duruyor. Ya ben şöyle başlayayım. AJ Styles'ın aldığı destek çok güzeldi. Onun gözlerinin içi böyle güldü ya. Resmen benim gözlerinin içi de güldü ya. O hep beraber AJ Styles dedikleri an çok güzeldi. Yani Baron Corbin'in çantayı kaybetmesinden sonra ya yok olacaktı ya devam edecekti. Şirket devam etmesini istedi. Şimdi United States title kemerinin değeri biliyorsunuz çok yükseldi bence AJ Styles'le birlikte. En azından boşta kalmayacak yani, bu güzel. Bilmiyorum, ben merakla bekliyorum yani. Ben AJ Styles'ı Baron Corbin'i silip geçmesini istiyorum açıkçası. Yani Baron Corbin ne bir gelecek, ne de şu anda kemeri hak eden bir güreşçi. Yani AJ Styles'a yaklaşmamalı bile kemeri alma konusunda. Ya ben bu konuya şöyle gireyim. Biraz şey yaptılar, hani nasıl diyeyim, seviye seviye düşürdüler hani Corbin'i. Bu çanta sahibi bilirsiniz ki hani main event'ın bir altında, hani şeyde mid card'la main event'ın arasında bir şey olur. Hani bu Baron Corbin de o arada takılır gibiydi. Hikmet. Bir dakika. Yani Corbin böyle şeyler olabilir diyelim. Oluyor arada böyle. İşte Corbin yani ne diyeyim. Güzel bir şans verdiler gene eline gerçi. AJ Styles'a çalışmak herkesin harcı olan bir şey değil sonuç itibariyle. Yani Open Challenge'lara devam edecektir galiba, bilmiyorum ama. Ya PO'da girerse etmezler ama ya, Open Challenge güzel oluyor ya. Mesela Sina yaparken de çok zevk alıyordum. Bunda da çok zevk alıyorum yani. Yani arka alan şeyine geçelim o zaman. Ha, gene Jinder Mahal arkada.
Ülkelerimiz birleşecek. Nakamura ile ortada karşısına çıkacak diyor. Rusev ülkelerle alakası yok. Arkadaş değiliz diyor. Ana kemeri istiyorum diyor. Kemere dokunup gidiyor. Hemen kamera kapanıyor. Klasik heel takımının işte konuşması. Ya Rusev kemere dokununca gerçekten çok istedim yani ya. O şovda ne bileyim yakıştırıyorum artık ben Rusev'e ya. Keşke mesela Mahal yerine Rusev o kemeri alsaydı çok farklı şeyler izleyebilirdik bence. Ya Mahal yerine ben kemeri alsam gene güzel olur. E tabi canım yani en kötü şeyi söylüyorum ben sana şu an. Yani o zaman şeye geçelim. Glorious'un segmentine geçelim. Beyler kusura bakmayın bir şey oldu da. Glorious'un segmentine geçiyorduk hadi. Bobby Roode dövelim. Ryan var mı? Ryan yok. Bilmiyorum. Ryan Skype'da bile yok. Ah. Bir şey oldu herife ya. Vallahi şey Roode'u gördüğü gün kalp seknesi falan geçiriyor olabilir mi acaba? Akşamları yatıyor olabilir mi? Ben 2 haftadır olmaması biraz ilginç çünkü yani. Bir root konusu açması gerekiyordu doğru. Neyse. Haftaya çağırırız. Haftaya kesin olur ya. Ben inanıyorum. Ya ana kemere falan yürüdüğün şovda da mecbur bulunacak yani. Ya daha ona 1-2 ay var ama ya. Neyse. Hadi sen özetle segmenti konuşalım. Metroya gidene kadar konuşmam lazım bu segmenti. Bobby Roode Mike Kanellis'i karşısında çünkü Kanellis'ler ezilmeye başladı. Doğru karar yani. İşte Bobby Roode Glorious hareketlerini yaptı. Taunt'ını yaptı. Kanellis'i dövdü. Glorious DDT'yi yaptı. Maçı kazandı. Sevindi. Ryan da azdı. Dinler başlasın zamanı yok zaten. Biz yorumlarız. Aynen. Ya sıkıntı yok. Ya ben şeyi merak ediyorum. Acaba Kanellis'ler hani zamanında ne zaman evlendiler? Olmuştur 2 yıl. Aynen 2 yıl sen oldu. Balayı yapamamış olabilirler mi ya? Hani onu merak ediyorum ben. Şimdi abi WWE gelişlerine tek amacı var gibi görünüyor. Birlikte takılıp gezmek. Yani öyle günde maksimum 15-20 dakika çalışıyorsun. Ona giyinme süresi de dahil, giyinme soyunma dahil 15-20 dakika çalışıyorsun. Sürekli gezinti halindesin falan. Yani maksimum bir yıla da kovulacaksın zaten. Eşinle birliktesin. Acayip ya. Abi bildiğin balayı yapıyorlar bence şu anda. Yani başka türlü ya şunu yaşamak için bir insan niye şirket değiştirir ya? Hani hakikaten yani. Bir de bir umut da yok artık. Yok hani ilk geldiklerinde bile o kadar kötülerdi ki yani. Hani çok çabuk sönecekleri çok belliydi ve güreşin bu kadar içinde olan insanlar bunun da farkına varır yani hani. Debutlarını okudukları hani debutlarını bu adamlara bir senarist söylüyor ya da işte mesela Triple H gelip söylüyor ya hani toplantıda şöyle debut yapacaksınız diye. Abi şey hani daha oradan anlaman lazım senin. Lan bizden bir bok olmaz biz niye geliyoruz buraya dersin yani hani. Ben ciddiyim yani şey hani balayı yapmaya gelmişler WWE'ye ya çok acayip. Root konuşamadık bu segmentte ama yani. Hakikaten yani Mike'la Mari'yi şu halde görünce çok güldüm ya. Cidden çok güldüm. 2 ay içinde Jabber'a döndüler yani. 2 ay ya. Büyük başarı gerçekten. Abi kadını istemiş, kocasını da eşantiyon diye almış olabilirler mi? Abi kadını kullanmıyorlar ki divizyonda. İşte o da sıkıntı. Hayır. Ve bu arada ya Mari'yi divizyonda kullansan iş yapar yani. Tabii canım. Hani belki yakın zamanda şeye bağlarlar mı acaba? Hani zaten Mike biraz hanımcı takılıyor ya. Hani Maria en sonunda şey hani. Ulan sen bir halt edemiyorsun ben edeceğim artık. Sen benim menajerim olacaksın yapabilir mi diye düşünmedim değil yani hani. İnşallah. Ama ya her ihtimal. Şey abi, gibi. Her ihtimal bir ihtimal daha saçma ya. Santino Marella'yla Bad Phoenix vardı ya aynı onu benziyor. Abi çok komikler. Glorious'a ne diyorsun? Glorious. Ya iyi de şey yani Helinesel'e feud mu gider umarım ama kimle feud'a girecek o da yani oldukça şey hani aday var mı Bobby Roode'un karşısına çıkacak heel hani onu merak ettim yani hani biri ilk geldiğinde bile hani dedikodular çıkar kimle feud'a gireceğine dair de hiç çıkmadı belki ana kemere eklemlenir diyorduk oradan da biraz uzakta şu anda hani orası da 4 kişi dolu hani bilmiyorum yani tamam
iyi destek alıyor bilmem ne. Ama Helenesere mutlaka Feyyut'la gitmesi lazım. O da kim olur çok merak ediyorum ben yani. Sizin adayınız var mı mesela? Benim de şu an kafamda aldı destek gerçekten çok güzel. Glorious eşlik ediyorlar falan ama bilmiyorum kimle gidecek ya. Ya Rude'u face yapmaların nedeni açıklanmış bazı haberlerde. Onu da söyleyelim. Müziğinden sonra çok reaksiyon geliyor diye face yapmaya karar vermişler. Heal olursa bu reaksiyonu alırsa saçma olurmuş. Vince bunu istemezmiş. Abi bir şey diyeyim mi? Bu sadece şey olarak düşünülen bir şey. Ya bu adam seyirci tarafından seviliyor. O yüzden heal yapar. Abi WWE'nin öyle bir görüşü yok artık. Artık kalmadı o yani. Hani o eski 90'larda 2000'lerin başından kalma heel face kavramının kalmadığını yönetim bizden daha iyi, daha çok farkında abi. Hani ben öyle bir şeye ihtimal vermiyorum pek. Hani şey bir de ya Bobby Roode hani NXT'de her şeyi göstermişti ya. Hani abi heel olarak gösterebileceği her şeyi gösterdi. Ya şimdi Nakamura'nın gelişinden falan bir tık ağızları da yandı hani. Nakamura NXT'deki karakteriyle geldi mesela ve yani gördüğü ilgi NXT'den daha düşük oldu ana şovlarda. Çünkü seyircinin artık alıştığı ve biraz da sıkılmaya başladığı bir karakterdi. Şu anda Bobby Roode'a karakterin tazelemesi için bir fırsat verdiklerini düşünüyorum ben face olmasını. Ve ben metroya giriyorum. Main event tartışırken falan size yetişirim. Görüşürüz. Tamam. O zaman Kevin Owens'a geçelim biz de. Bir şeye Mike Kanellis'in şey durumundan bahsettiniz mi onu sorayım da. Söyle. Bu son dönemde ilaç kullanımı falan varmış haberiniz var mı ondan? Yok. Benim de yok. İlaç kullanıyormuş herhalde bu morfin falan kullanıyormuş sıkıntısı mı ne varmış. Onunla ilgili tedaviye başlamıştı. Onun şeyi vardı Maria fotoğraf atmış açıklama yapmış onun hakkında. Büyük ihtimalle Mike'ı herhalde bir süre daha şeyde tutup böyle düşük şeyde tutup çünkü WWE sağlık problemleri hakkında bu tip şeyler hakkında pek şey değildir yani katıdır biraz daha sevmez bu esnek değildir işleri. Hiçbir zaman aynen. Hı-hı. İşte belki ondan sonra bir daha bir parlatma girişimleri olabilir gibi geliyor bana. Çünkü hani nasıl diyeyim bu gerçi Mike Kanellis kariyerin hani ne zamandır çok top bir güreşçi oldu onu ben pek hatırlamıyorum ama gene de Mid Carter için şirkete katkısı olabilir bence. Neyse devam edelim. Kevin Owens'a geçelim hadi. Shane McMahon hakkında konuştu işte. Geçen hafta kemer maçı almıştı ama hatta hakemi de kendi seçmişti ancak Shane McMahon'ın maça saçma sapan bir sebepten dahil olmasından dolayı Corbin'den hakeme vizesini aldı ve kaybetti. Kevin Owens bir daha da kemer maçı alamayacak Styles şampiyon olduğu sürece. Sonra Shane'i bunun hakkında kızdırdı. İşte ona Shane hakkında kötü sözler söyledi. Shane de dedi ki sen kazıklanmadın sen yenildin dedi. Şimdi ringden çık, maç var dedi. Owens dinlemedi, spiker koltuğuna geçti. Ondan sonra maçı izlemeye başladı. Maçta şey, Aiden English, Sami Zayn. Owens, Shane Corbin olayının aynısını yaptı hakeme. Tişörtü çıkarttırdı hakem tişörtünü. Hakeme yürü git dedi, yeni hakem oldu. Sonra Zayn'e finisher yaptı. Aiden English'in lehine tuşu saydı. Maçı kazandırdı yani, olay bu. Ya ben Shane McMahon ve Kevin Owens arasındaki gerilimi çok güzel buldum şu an. Güzel gidiyorlar. Ben hiç sıkılmadım 2 haftadır, 3 haftadır hiç sıkılmıyorum. İsyankar takılıyor ben şu an Kevin Owens ve benim gözüme çok hoş gözüküyor. Yani Sami Zayn'le göz göze geldiği zaman Ring of Honor'ını falan böyle gözünün önüne geliyor. Gerçekten çok duygulanıyorum ya. Ben çok beğendim yani segmentı ben. Kevin Owens çok güzel rol kesiyor yani. Segment çok güzel ilerliyor bence yani. Pardon, segment çok güzeldi ya. Aralarındaki hikaye çok güzel ilerliyor diye düşünüyorum yani Shane McMahon'ın arasındaki. Ben şöyle gireyim. Kevin Owens neden her ezildikten sonra Sami Zayn'le borusu ötüyor?
Ben önce bunu sorgulamak istiyorum. Neden? Daha bir tek, sonra... Bir tek Semih Zeynep kalkıyor galiba. Oo! Neyse. Bu şeyi bayağı hani nasıl diyeyim aynı şekilde cevap vermesi iyi oldu. Hani bu haftaya bir Shane McMahon, Kevin Owens üzerinde bir segment çıkarır. Hani bu maçın sıradaki Purple Mayweather konulması planları var ama ne kadar şey olacak bilmiyorum. Gerçi yetene kadar süre var. Bir ay daha var. Gelecek haftadan hesap edersek. Hani güzel bir mücadele izleyebileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha şey olacaktır bu. Yönetimsel olarak yani nasıl diyeyim. Bir maç feyodundan çok kişisel bir problem feyodu olacaktır. Hani o yüzden de o şekilde devam eder gibi geliyor bana. Gene aynı misillemelerle, tartışmalarla. Numan? Abi Kevin Owens olayı neydi şu anda? Yeni geldim de ben. Kaçırdım o yüzden. Aynen Owens olayı. Abi Owens en son çıldıracak gibi galiba. Öyle görünüyor ya. Yani adam yani söylediklerinde %99 haklı. Yani adam haklı yani. Ama bu Shane McMahon'ı inşallah bir gömer de şu Helen Nesel'de. Başka bir şey istemiyorum ya şu an yani. İnşallah gömer. Yalnız şöyle bir durum da var şimdi. Aiden English'le bir ittifak da kurabilir Survivor Series için. Öyle bir olasılık da var. Kendine adam arıyor da olabilir gelecek için. Zaten ben şaşırdım. Owens'ın öyle yani, rica ederek çıkar çıkması falan filan. Çok şaşırdım yani. O zaman şeye geçelim. Arka alan röportajına geçelim. Dolph Ziggler denen bir tane arkadaş. Geçen hafta kendisi demişti. İşte yanında kadın getireceğim, değişik işler yapacağım demişti. Ama yapmadı. Nedeni de şey. Bu seyirci bunu hak etmiyor. Haftaya bakarız. Bahsedilen Ziggler'ı haftaya göreceğiz diyor. Klasik bir erteleme yani. Bence bunu yazmayı unuttular. Abi ben Ziggler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Cidden hiç beğenmiyorum kendisini. Hani sevenlere saygım sonsuz. Kendisinde sadece hareket satma yeteneği var bence. Yani tamamen kendi görüşüm. Ona da en çok sevindiğim an 2013'teki o Cash'in yaptığı sanırım 2013'tü. Var ya yoğun destek aldı. O zaman çok sevinmiştim. Yani bilmiyorum Ziggler'ı ben hiç sevmiyorum. Yani. Son böyle parladığı şey sanırım The Miz'le olan Feud'u değil mi? Nakamura Feud'dan Lash'ti yani. Işte. Evet. Nakamura Feud'undan keyif alan var mı? Nakamura'nın geçiş süreci olarak adlandırılan Ziggler Feud'undan. Hep aynı şeyleri yok. Gördük yani. Yok canım. Geçen sene de aynısı şey için de geçerliydi bu. Baron Corbin'in ilk feyodu için de geçerliydi. Tabii canım. Mesela The Miz feyodu öyle değil. The Miz feyodunda farklılık falan vardı yani biliyorsunuz. Spirit Squad neydi ya? Öyleydi. Şu an karıştırıyor olabilirim ismini. Hani o falan geldi. Kenny Dixon'a falan geldi. Güzeldi yani. Ama şu an Dolph Ziggler bilmiyorum ya. Şu an yokları oynuyor bence. Hani uzatmaları oynuyor yani. Ya, tamamen kendi görüşüm bu benim. Ya ikonik diyorumun çıkacağını düşünüyorum geçen de dediği gibi. Kadın güzel kadın kim olabilir ki başka boşta? Summer Rae olacak hali yok yani. Abi Summer Rae güzel mi? Değil. Tamina olabilir mi acaba? Ne? Tamina mı? Ne? Oo çok kritik. Ya yakışır da yanına yani Peyton Royce'a Ziggler, Billy Kay ve Ziggler yakışmaz mı? Abi Billy Kay yakışır da ya. Peyton Royce güzel, o kadar güzel bunu düşünmüyorum ben. O Billy Kay tabi çok farklı. Sefa yakışmaz diyor. Dark Lord 1905 yok artık diyor. Dolph Ziggler Volkan Demirel'in Başakşehir'e kullandığı penaltı diyor. Bence tam yorum. Ben bunu beğendim. Kalbi basayım yani hak etti arkadaş. Verdim şukusunu. Ben de. Ben de bilindim. Kelly Kelly demiş bir Salih Balcı. Kelly Kelly olsa nasıl olurdu? Olmasın. O kadını ben WWE'de görmek istemiyorum. Neden? Eve Torres kanka, diyor Sefa. Eve Torres olsa uf diyorum ya. Öf de kanka kadın evli ama yani saçma olmaz mı? Ha, o doğru tabii canım.
Emre Toker Page demiş. Benim yorumum var. Santino Marella. Ne? O... Tamam. Tamam abi, alın bunu yayından. Daner. Ben yani yeni ringçi emekli oldu ya, bilmiyorum ya. Dolph Ziggler hakkında hiçbir şey düşünmüyorum ben. Page ne yapacağını olsa, olduğunu değil. Page olsa. İyi, Page olsa iyi olur. AJ Lee olsa mesela. Yeter. Bence de yeter. O zaman şeye geçelim. Takımlar segmentine geçelim. Bu sefer Uso. Lan bir sus. 2-2 maç oldu gene. New Day vs Uso. Kazanan takım kemer maçında maç türünü seçme hakkına sahip olacak. Uso normal bir maçtan sonra kazandı. Muhtemelen de eline seri seçecekler gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Bana da öyle geliyor. Ya şunu söyleyeyim ben şimdi. Ufak bir yorum söyleyeyim. SmackDown takım divizyonunda şu aralar en keyif aldığım takım Usolar. Abi umarım devam ederler bu şekil. Çok keyif alıyorum. Yani izlerken böyle Usoları gördüğünüz zaman sevinmeye falan başladım. Artık iyice çok bağlandım ekibe. Çok güzel ilerliyorlar bence. Abi şöyle söyleyeyim ben sana. Benim zaten şu an SmackDown'u izlememin tek sebebi Uso'lar. Başka bir şey yok yani. Valla doğru olabilir. Çok güzel ilerliyorlar. Ben çok keyif alıyorum. Ya ben bir de böyle... Konuş Hikmet. Ben yine sorgulayacağım da biz niye takımlar kemer maçından önce bir daha takım maçı izliyoruz ya? Bunun değişik bir yolu olsa olmaz mıydı ya? Ya maç türünü belirlemek şimdi işte o da ya. Yapacak bir şey yok, onu izlemez onu. 250 defa şey oldu zaten. İkisinin arasında maç oldu ama sıkmıyor hala. Şirketin öyle bir huyu vardır böyle maç belirleme türü hakkında maç yap. Mesela Jeff Hardy ile Edge bir maç yapmıştı. Ve kazanan maç türünü seçiyordu. Sanırım Edge'de Jeff Hardy şeyi seçmişti. Extreme Rules maç. Ya yani öyle çok şey görüyoruz yani. Çok sık oluyor bunlar. Hatırlayınca söylemek istedim. Ya bir de şu var tabii. Ne oluyor? Şey olmuyor. Ben varım. Pardon. He, korktum da bir an. Abi şu var. Bu Usolar zaten %90 onu seçecekler de bir de şey diyor ortalıkta dönüyor. Bir Rus sakatlanmış falan filan bir haberleri var ortalıkta. Acaba neden sakatlanmış? Yazık olur ya. Bilmiyorum, yazık olur cidden. Ben haberi görmedim ama. 2 ay ringiç aksiyondan uzak kalacağı bir sakatlık. Dan bahsediliyor. Yanında duracaktır o zaman. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. New Day'in ilk dönemlerine dönerler muhtemelen. Yani New Day'in ilk dönemlerinde Woods'un hiç aksiyonu yoktu. Sonra yavaş yavaş aksiyona girdi, sonra maçlara. 4-5 ay sonra hani ancak maçlarda görmeye alışmıştık da hani ikinci reign'lerinin 4. ayından falan bahsediyorum yani. Aynen. Yani öyle. Ama ya Woods'la ilgili sakatlık ben tek bir tweet'te gördüm. Üzerinde de hiçbir sitede görmedim. Dün gece araştırdım. Size de yazdım hatta bu sakatlanmış diye. Gece kimin içeriniz uyanıp Ya videosu falan var diyorlar ona. Yani ama hiçbirini yani en azından gece ya da bu sabah bulamadım ben. Artık düştüyse bir yerlere bilemeyeceğim. Dün de Ryan Satin sağlam bir güreş habercisidir. O retweetledi olayı. Birinin hani bir böyle hesaptan fake hesaptan bir yerden tweetledi hani. Var mı acaba böyle bir şey diye ama yani hala ortaya çıkmadı. Belki çok hafif bir şeydir ya. Ama New Day'i çok da etkilemez. Sonuçta triolar avantajları da bu yani hakikaten. Aynen. Sıkıntıları olmuyor. 3'ten 2'si çıkacağı için. Bu arada geçtiğimiz hafta boyunca New Day'e söven bir sürü yazıyla karşılaştım. Sadece bizim forumdan da bahsetmiyorum. Yani... Türk yabancı hepsine şunu söylemek isterim. Arkadaşlar şu şeyi izlerken beyninizi kapatmayın, gözünü seveyim yani. New Day'e overrated demek için cidden beyninizi kapatmış olmanız gerekiyor ve hoş ya, öyle değil ama ben şunu söylemek istiyorum. Bence Yusuf'lar bana göre Yusuf'lar daha çok keyif veriyor bana mesela New Day'e göre. Daha çok keyif alıyorum yani Yusuf'ları izlerken. Ya benim dediğim eleştirdiğim nokta bu değil ama. Ya biliyorum evet. Abi Yusolar bana da daha çok keyif veriyor. Ama yani abi New Day dediğimiz takım WWE tarihinde yani en iyi triolarından biri yani. Hı-hı. Yani abi Shield'dan sonra. Ve Yusoların bu kadar keyif vermesinin sebeplerinden biri New Day ile Feud'da olmaları. Hani onu kesinlikle atlamamak lazım abi.
Usolar WrestleMania öncesi şeyle American Alpha ile feyuttalardı ve bu tip söylemlerine, bu tip robolarına o dönem başlamışlardı. Hiç birini hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz. New Day'e karşı olanları niye hatırlıyoruz? Çünkü New Day'e karşılar. Hani Usolar şeyin dominant tarafı olabilirler. Bu feyuttan bir şeyi hatırlayacağımız zaman Usolar'ı hatırlayacağız muhtemelen yıllar sonra. Ama abi bunun böyle olmasının başlıca sebebi New Day'in olması o tarafta yani. Hani adamların böyle bir etkisi var. Yani overrated falan derken hani iki kere değil üç kere düşüneceksin. Yani hani ağzına desturla alacağın adın yanına overrated yazınca ben ya cidden beynini kapıyor insanlar güreş takip ederken sanırım ya. Ben anlamıyorum gerçekten. Arkalarına geçelim mi o zaman yavaştan? Ege şöyle bir şey ekleyeceğim de. Bu konuda genel sıkıntı şu, New Day'in kötü olması değil problem, Usoların New Day'in bir de üstünde olması şu anki durumda. Hani yanıltıcı bir durum var, öyle söyleyeyim bu konuda. O zaman kimse bir şey anlamadı galiba. Arka alana salalım yavaştan çünkü güzel segmentler var ileride. Fashion Files gibi. Mehmet heyecanlanıyor muhtemelen Fashion Files'ı duyunca. Ben de heyecanlıyım şahsen. Çok heyecanlıyım da internetim acayip gelip gidiyor ya. 4G çekmiyor şu anda olduğum yerde de öyle bir sıkıntım var. İnşallah ama söyledikleri duyulacak yani. Hadi geçelim. Önce o zaman şeye geçelim. İşte Ellsworth Carmella'yı falan tanıttı. İşte Miss Money in the Bank biliyoruz klasik introsu. Ondan sonra Natalya geldi. Kadınlar Divizyonu'nun Baron Corbin'i yapacağını söyledi Carmella'yı. O çok güzeldi ya. O çok güzeldi böyle. Abi harikaydı ya. Neler demiş. Baron Corbin'in gömülmesini seven bir adam olarak çok hoşuma gitti yani. Aynen. Sonra Naomi geldi. lanet Naomi geldi gene. Glow Mulo bir şeyler konuştu. İki hafta sonra rematch hakkını kullanacak. Aynen iki hafta sonra. Naomi haftaya Carmella'ya karşı maça çıkacak. İki hafta sonra... Şey Natalya. Abi Natalya pardon. Natalya çıkacak. Natalya Carmella ile haftaya maça çıkacak. Naomi de Natalya ile iki hafta sonra kemer maçına çıkacak. İki hafta sonra umarım Naomi'nin fişinin çekildiği bir sürece gireriz diye düşünüyorum ben. Abi yani revanş maçının pay-per-view'a kalmaması o kadar hoşuma gitti ki. Hani bir yandan tırsmıyor da değilim Naomi geri alır mı diye ama. Hani. Ama şey hani. Yani revanş maçının pay-per-view'a kalmaması gerçekten şahane bir karar ya. İnşallah kalır. İnşallah iki hafta sonra fişi çekilir aynen yani. Bir tık seviye düşer yani. Ya eline sende şeyle ya Tamina ile falan gitti. Evet. Maça çıkabilir Naomi gayet şu anda. Kemerden uzak dursun da gözünü seveyim ya. Ha Tamina ben mi gittim? Düştüm mü? Ha. 5 saniyene düştün de. Ha pardon. Sıkıntı yok. Tamam devam edebilirsiniz benim söyleyeceğim bu kadardı. Abi söyleyeceğiz bir şey ben söyleyeyim. Mi? Tamam. Abi Nat'i gömdü bildiğin. Abi ya Natalya bildiğin gömdü ya. Abi kadın resmen abi o Baron Corbin'in dediği an var ya ben evde gitse yemeyeceğim kahkaha attım gülmekten. Abi gülmekten var yerleri buranın ya. Hani ama Natalya gerçekten şeye çok iyi laf sokuyor Carmela'ya. Geçenlerde şey demişti işime bulaşırsan James'in çenesinden bir tane de sana yaparım demişti. Aynen bir şimdi öyle işte, şimdi bir o. Ve hiçbiri şey demiyor hani sen Baron Corbin'sin demiyor. İşime karışırsa eğer seni kadınlar divizyonunun Baron Corbin'i yaparım. Benden uzak dur ne halt edersen et diyor ya o çok keyifli oluyor ya. Natalya keyif veriyor arkadaşlar çok ilginç bir durum ya. Ya gerçekten. Aynen kadın keyif veriyor ya ben sevindim ya şu an abi, bu haftadan sonra o kadar şampiyon olmasına sevindim ben yani bu haftadan sonra. Yani meğer konuşma yeteneği varmış ya hiç farkında değildik. Sevinçliyim yani. Tamina'ya salalım mı o zaman şimdi? Tamam. Fashion Files demedik. Fashion Files Tamina'dan sonra. Fashion Files'a daha gelmedin mi sıra? Hemen Tamina 2 dakikada çıkarsın. Okey salalım Tamina'ya salalım. İşte Tamina yerel güreşçinin biriyle maça tamam. Çıktı. Lana Crush diye bağırdı. Lana güçlendi. Super Kick'i vurdu. Maçı kazandı. Eli kaldırdı. Tamina güç gösterisi yaptı. Özetle bu kadar yani.
Şu anda abi şey gibi ya. Tamina şeymiş gibi ya. Siri gibi. iPhone'daki Siri var ya, ben sen ne dersen onu yapan. Aynen. Abi Lana sesli komutla şey yapıyor bildiğin. Yönetiyor kadını ya hani. Yani gayet crash diyor, crashıyor falan böyle hani. Yalnız, ya ama şöyle bir şey var. Lana onu şeyle yapıyordu. Sefer yapıyordu yalnız onu Lana. Rusev crash diye bağırıyordu. Rusev. Kesinlikle. Bana Nia Jax'ten daha çok keyif veriyor abi Tamina. Kesinlikle bana öyle geliyor. Daha iyi bence yani. Şimdi hani submission bağlayacak mı acaba diyelim. Bilmiyorum, ben Tamina'yı izlerken keyif almaya başladım. Yani garip ama Tamina ben beğeniyorum son dönemde. Abi kadının sırf giriş müziğinde kadını sevmiyorum ya abi. O kadar kötü bir giriş müziği olur mu ya? Bekir'in şarkısı özlüyorum açıkçası. Sanki gözükmüyorlar. Sanki böyle Kızılderili gibi giriyor abi böyle linge. Tamina. O ne abi öyle ya? Kadın nasıl soğutuyor? Size eminim kadın nasıl soğutuyor ya? Samoalılar ama Kızılderililerden gelmiyor mu zaten ya hani? Bak kadın Samoal olarak alım şey yapmıyor. Bir adal olarak söyleniyor. Samoa söylenmiyor. Samoa olarak geçmiyor. Sıkıntı orada. Ya yani Roman da ua diye bağırıyor yani. Tamina'yı konuşmaya devam mı? O zaman şey Charlotte Flair ve Becky Lynch'i özlüyoruz diyorum ve sıradaki segmente geçelim. Siz de özlüyorsunuz bence beyler. Yok, özlemiyoruz. Evet, devam edelim. Ben Becky'yi özlemiyoruz. Devam edelim hadi. 3 haftadır yoklar kendileri. İkisi de yok. Tamam özlemiyoruz ama. Charlotte sonunda Dark maça çıkmış. Natalya'yla yenilmiş bu arada. Normal, aynen haftaya maçı... geri dönecekler ya. Aynen haftaya dönecekler, gönlümüzün kraliçeleri diyelim, geçelim. Bu sefer kimin saldıracağını, ki o mesajı kimin attığını öğrenmeyi beklediğim bir segment buydu, Fashion Files. Ancak sonucu öğrenemedik. Ama gene de hiçbir pişmanlığım yok. Neden yok? Çünkü mesela jenerik var, muazzam bir jenerik yani. Sterling Fandango, oradaki geçiş sahneleri, Tyler Breeze, Chuck Norris'e girmeleri oradan. To be or not to be esprisi. Abi biz şeyi hep ya Fashion Files'ı hep böyle bitecek bir şey olarak düşünüyorduk ya hani. Bir yerde saldıranlar ortaya çıkacak ve bitecek. Oradan Feo'da bağlanacak falan. Abi Fashion Files bugün öyle bir şey yaptı ki pembe diziye bağladı abi tamamen. Asla bitmeyecek. Verdiği sözleri asla tutmayacak hani çözülme gibi. Hani sürekli devam edecek. Ve sürekli böyle apır sapır şeyler olacak. Fashion Files net olarak şey Amerikan pembe dizilerine ya da dedektiflik dizilerine bir şey hani. Gönderme haline geldi. Zaten Twin Peaks göndermeleri falan filan bunu ifade ediyordu ama ben %100 buraya döneceklerini hiç tahmin edememiştim. Bugün gerçekten göt oldum o konuda. Ve şey hakikaten ben de kimin saldırdığını merak ediyordum. Ama abi yani şey o muhtemelen birkaç ay daha böyle hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkacak. Hani öyle süreyle müreyle değil yani. Ama abi çok güzel bir şey ya. Hani jenerik değil mi? Harika. Abi jenerikte gülme krizine girdim. To be or not to be de. Aiden English muhabbetin Aiden English'e bağlanması abi o kadar komik bir şey ki yani inanamadım ya. Gülmekten karnıma kramplar girdi abi sabah sabah. Şirkette çok bu segmenti ya. Şey diye tanınmış. Brizango temele geri dönüyor. Basit temellere geri dönüyor demiş. İşte arkadaşlık bileziği. Ondan sonra title or belt o espri. Abi şey yani. Ve hakikaten yani şu segmentle birlikte şey WWE tarihine geçecek bir espri olmayı yani net olarak garantilediler yani hani Brizango net olarak hatırlanacak abi. Fashion Files net olarak ya. Yıllar sonra İlahi hatırlanacak. Çıkacaksa arkasından ya çok üzülürüm. Ciddi. Abi Brizango'yu öldürmeyecek birileri çıksın da hani. Abi tek istediğim yani, AOP çıkmasın. AOP çıkarsa abi öldürür. Brizango'yu öldürür bu adamlar ya. Aynen. Çok yazık olur. Görünmezler. Ama bak birkaç ay daha çıkmayacak kimin olduğu. Size bunu garanti edebilirim. Ben bunu dediğime göre muhtemelen iki hafta içinde çıkacak. Onu da söyleyeyim. ama benim tahminim çıkmayacak birkaç ay daha kimin olduğu. Benim şöyle bir iddiam var ya. Burada to be yazmışlar ya. To bu... be or not to be. Esprinin devamı da geldi sonra. Yani aynen, to be or not to be. Bence bu bir mesele şey olabilir. Bella ikizleri çıkabilir buradan. Şöyle de trolleyeyim. Hayale bak.
Yalnız şu var, chatte bir arkadaş nickini okuyamıyorum. Her neyse Ege okur nickini. Bence saldıranlar yok demiş. Bunların hepsi Tyler Breeze'in rüyası çıkacak demiş. Abi bu şey mi? Olur mu olur abi? Abi olur mu olur ya? Leyla ile Mecnun oğlum, mu bu? Çok Leyla ile Mecnun izlemeyin diyecektim ben de tam. Agam olabilir yani, niye olmasın abi? Çünkü adama çünkü iyice pembe diziye bağladılar olayı. O zaman main event leşliğine geçelim. Niye leşliyorsunuz? Ben valla keyif aldım mesela. Abi Orton be kardeşim. Yani ya, Orton ben valla keyif aldım. Randy Orton'dan çok keyif aldım. Ay Orton ne? Ben sonunu abi, Orton be kardeşim. Ben maçın ortasını, genelini diyorum. 2'ye 2 takım abi, maç işte. Abi yalnız sonda o arkeo bir gördüm var ya, böyle yemin ediyorum var ya, içimi yağlara erdi. An bir şey diyeyim size yani bak, Orton bugün arkeoya yapmasaydı o adamdan daha bir çocuk olmaz diyecektim biliyor musun? Ben bugün konuya yazacaktım hatta. Ama o arkeoyu bir gördüm var ya abi, içimi yağlara erdi var ya, böyle nasıl desen. Abi acayip oldum ya. O zaman bir şey, maçı özetleyeyim hemen. İşte face takımın kazandığı normal bir takım maçı. Çok arbenisi yok, değinilecek bir şey yok. Maça sindirim al var. Yani. Ondan sonra maçın sonu önemli. Orayı detaylı anlatayım. Nakamura ile Orta kazandı zaten biliyorsunuz. Sonra bunlar haftaya maça çıkacak. Onu da konuşacağız. Bu maçta beraber hatta ona da yorum yapın. Haftaya kazanan Jinder'ın karşısına geçecek kemer için. Sonra Orton klasik hareketlerini yaptı. Mesaj vermek için Nakamura'ya RKO'yu gömdü. Randy Orton köşeye çıktı, şovu ayakta kapattı. Nakamura yerde ağlıyor. Ha, bu arada forumda falan bazılarmış da heel turn falan geliyor Orton'a. Abi alakası yok. Abi sadece haftaya olan maç. Abi bu klasik Randy Orton. Haftaya olan maç. Bu turn değil de özlediğimiz Randy Orton ya. Cidden o. Winner bu adamdır yani. Herkes. Abi zaten bir de Gözdağ'dır bu abi. Bir de bu Gözdağ. Black Haft'taki maç olmasa zaten o böyle bir RK falan olmaz zaten. Sırf bu Black Haft'ta mesela, böyle maç duyulduğu için abi o RK'yi vurdu. Stone Cold da çok yapardı bunu mesela yani. Aynı onun abi, çok güzel ya. Ben Randy Orton'u beğeniyorum şu aralar. Abi çok güzel vurdu yani RK'yi var. Nakamura böyle bildiğin sürük gibi yapıştı yere ya. Haftadaki maç ne olur onu da bir değinin. Orton Nakamura kazanan mahala. Hem şey söyleyeyim size. Bir kimi söylüyorum abi. Abi maça kazanan çıkmayacak. Maça Rusev karışacak. Hell in a Cell'de Fatal 4-Way göreceğiz. Neden abi neden? SummerSlam'daki o muazzam Fatal 4-Way'den sonra buna mı kaldık? Çünkü Jinder Mahal birebir de bok gibi maç çıkardığı için. WWE'de bunu bırakara. Eğer var ya dörtlü maç olmazsa şey olabilir ha. Bobby Roode'la Rusya maça çıkabilir mi acaba? Onu düşünüyorum şimdi. Tabii canım ya. Onlar şeye devam eder. Dörtlü maç olmazsa kesinlikle Randy'ye saldırır. Hani Randy Orton vs. Rusya revanş görürüz. Aynen yani. Onu görürüz ama bence abi dörtlü maç olacak. Ya size söylüyorum ben. Dörtlü maç olacak abi bu maç. Ya şimdi dörtlü maç olursa yüksek ihtimal bak dörtlü maç olursa yüksek ihtimal Kemir Rusya kazanacak. Bak ben bak buraya bunu da buraya yazıyorum. Rusya'da şu an çok yakışır ya. Umarım Rusev'de ya. Böler yani. Ben Mahal Nakamura izleyeceğime dörtlüyü tercih ederim. Ne kadar istemesem de bu maçı görmek çok. Bu şeye bağlı büyük ihtimalle. SmackDown'da yeteri kadar isim varsa hani süre bakımından süreyi doldurabilecek. Ona göre de ayarlayabilirler. Ya şimdi Hellenesel 8 Ekim'de biliyorsunuz. 8 Ekim 2017. Daha bir ay olacak yani biri kazanınca. İşte o sıklar. Ha, ama ben şahsen şu Kevin Owens'ın Shane McMahon'la Fade gireceğini, şu kemer için Fade'in gitmesini tercih ederdim yani şahsen ama hani Shane'le Fade gireceği o kadar açık ki. Ya Kevin Owens'ın ana kemer Fade'in girmesini kim istemez ya şu anda onun kadar hani nasıl diyeyim ana kemer çevresindeki tüm isimlere bakarsak bence onun kadar havalı yani formda olan bir isim yok şey olarak girdiği hava bakımından da. Ya Raw'da var bir iki tane ama SmackDown'da yok. Aynen. SmackDown için diyorum zaten. Tabii zaten şu var bir şey. Şöyle söyleyeyim size. Bir de bu Bobby Roode ne yapacak acaba Hell in a Cell'de? Ben çok merak ediyorum ya. Bence ona Dolph Ziggler gelecek ya. Bana da öyle geliyor. Ya Dolph Ziggler gelecek. Yani ben de onu düşünüyorum. Dolph Ziggler gelir falan da söverim bu sefer ya. Ya şöyle bir şey. Umarım Bobby Roode'un da geçiş süreci Nakamura'nınki gibi sıkıcı olmaz ya. Yani keyif alırız umarım. Olur mu la? Ben Bobby Roode'u adamın ringe girilmesi sıkıcı değil la.
Adam ringe gelirken coşturuyor herkese yani. Maçların sıkıcı olsa ne olacak? Bilmiyorum, ben mesela Nakamura'dan çok şey bekliyordum geçiş sürecinde ama çok tırttı yani. Siz de gördünüz. O zaman abi adam geliyor. Root'ta öyle bir şey olmaz gençler, da. Gençler gençler. Son olarak artık puanları verelim. Gene bayağı konuştuk çünkü. Aynen aynen. Yani son 5-6 dakikamız kalmış zaten. Puan olarak ben 1 veriyorum. O da Fashion Files sağ olsun. Hiç beğenmedim yani. Ben de, tamamıyla sıkıldım. Ben de 2.5 veriyorum. 1.5 puan da Shelton Benjamin ve RKO'dan veriyorum. Bir de Fashion Files yani onu katarak 2.5 veriyorum. Ben 2 veriyorum. 1 puan Fashion Files'a, yarım puan Shelton Benjamin'e, yarım puan da Kevin Owens'ın göbeğine. Bak şimdi benden ben de 2'ye çıkartayım hadi. Aynen şimdi Shelton'u abi, unuttum. Benden de abi 3.5 işler. Hani abi 1.5 tane Orton'un RKO'su zaten ediyor sadece. Bir de 2 puan da Usoların maçına veriyorum ben yani. Biliyorsun çok ağır bir Usofan boyu olduğum için. Ege bu arada radyoya veda ederken veda et. Bir de bir konu daha konuşacağız onun üstünde. Ama onu kaydetmeyeceğiz. Neyi? Ben de 0 veriyorum. Ya şunu da söyleyelim. Hemen kapatacağız ama şunu da söyleyelim. Arkadaşlar büyük ihtimal son radyo yayınlarından biri galiba, bilmiyorum ama okullar da açılacak herhalde. Ben staj yapacağım için tam bilmiyorum. Ya son yayınlar olabilir değil mi Ege? Yanlış mı düşünüyorum? Yani muhtemel, çünkü herkesin işi gücü olmaya başladı yavaştan. Hı-hı. Tamam, şimdi kapatabiliriz. Son olarak bir şey diyeyim mi bir de? O haber de çıkmış, onu da söylemezsem olmaz. NFL'e kafa tutmak için önemli maçları yerleştirmeye başlamışlar VM'den alıp. Olabilir. Yani mantıklı bu. Reigns vs'ine çünkü tuttu. Son rating rakamlarına bakılırsa Road to SummerSlam'den daha iyi şu anki rakamlar. O zaman söylenecek bir şey yok. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler.